aynı acıları tekrar tekrar çekiyor. Mesela yüzü kabuk bağlıyor şu anda. Doktora götürüyorum 2 gün arayla, o kabuğunu soyuyor. Tekrar kesecek. Tekrar birleştirme, gerdirme işlemi yapacak. Şurada bir fazlalık et kalıyor. Şöyle parmağın şurası kadar dinlenmiyor. Normalde öyle cana yakın, öyle bir oynamayı seviyor ki insanlar da şu anda daha yeni yeni kıpırdamaya başladı. Dikkat ediyor. Hastanenin kapısına girdik, herhangi bir hiçbir şey yok. Normal muayene odasına girdik doktorun. Doktor... Çocuğuma saldırıyor, çocuğumdan kurtarırken, çocuğumu kurtarırken benim ayağıma saldırıyor daha sonrasında. Ayağımın burasında var diş izleri. Buradan kurtulduktan sonra, çıkarttıktan sonra köpeği koluma saldırıyor. Hiçbir şekilde olmaya kucağıma gelmiyor. Bu olay da sadece karşısında o gün köpekle benim olmamdan kaynaklanan bir şey. Olayı anlatıyor. Anladım. Ne yaptı? Gerdirme işlemi yaptılar. Gelerek yaptılar. Aynen şu anda kendisi anlatıyor. Onu mu anlatıyor? Onu mu anlatıyor? Bu olay konuşulduğunda orayı anlatıyor. Tamam. Eşim bebekle beraber müşteriye bakmaya girmişti içeriye. Köpek sesleri geldi. Ön tarafa dolaştım daha sonrasında akıbetinde. Pitbull cinsi bir köpek başıboş şekilde sahibine beraber geliyor. Ağzında korumalı herhangi bir hiçbir şey yoktu. Küçük fino tarzı bir köpek vardı. Onunla kavga ettiler. Marketin giriş kapısından oraya kadar geldi. Giriş kapısından orada köpeğin tasmasını bıraktı. Tasmasını bırakır bırakmaz direkt olarak benim bebeğimin üzerine gitti köpek zaten. Yüzünü komple orada parçaladı. Arkasından yetişmeye çalıştık ama ne yazık ki yetişemedik. Bizim ayağımın oraya saldırdı zaten doğal olarak. Direkt ayağımın oraya saldırdı. Ayağımın oradan kurtardı kendisini. Bu sefer kolumu tuttu, kolumu bırakmadı. Dışarıda bir 15-20 metre kadar sürükledi kolumdan zaten beni. Şikayetçi olduk. Yalnız denetimi serbestlik vermişler, serbest bırakmışlar. Köpek ben hastaneye yattım, bir hafta boyunca hastanede kaldım. Bir hafta boyunca dışarıda gezmiş köpek. Bir hafta sonrasında yakalandı köpek. Ama şu anda akıbeti nedir, nasıldır köpeğin bilgimiz yok. Olay sonrasında zaten bir hafta sonrasından baktım bir daha yüzünde. Kulağınla beraber yüzünü şuraya kadar komple aldı köpek. Etinle beraber aldı orayı. Kulak parçalanıyor ama yüz kısmının etini komple alıyor. Gerdirme yapıyorlar. Şu anda düzeni iyiye gidiyor. Ama ne yazık ki zaten dediğim gibi işte ileride hayatı boyunca taşıyacağı yüzünde izi kalacak. Benimle dahi daha 2 gündür, 3 gündür yan yana gelmeye başladı kendisininle. En ufak bir ses olsun, fazla bir gürültü olsun hemen ağlamaya başlıyor. Kediyi gördüğü zaman bile ortalığı ayağa kaldıracak şekilde korkuyor. Bu tarz köpekleri nasıl besliyorlarsa sahip çıkmaları da gerekiyor. Gördüğün gibi yani mikrofondan dahi korkabiliyoruz şu anda. Gidiyoruz biz hadi. Ne yaptı? Hav hav ne yaptı? Tamam. Köpekle burun buruna geldik zaten. Köpeğin sahibi tamam bir şey yok dedi. Allah var. Ben de hani kan yok, herhangi bir şey yok. Eti koparttığı için sadece kemik. İlk başta görmedim ben. Hani çocuğu arkadan tutup kaldırdığım için ben bir anda eşim bağırınca zaten çocuğu o an çevirdim ben. Komple elmacık kemiği, şu çene kemiği. Yani kulak şu şekilde sallanıyor. Ondan sonrası zaten mahşer yeri. O sırada o esnada adam ne yapıyor? Köpeği tuttum tutmadım arasında bir şey. Yaklaşamıyor kimse de. Öyle bir şey ki. Eşimi sürükledi, bayağı bir sürükledi. Artık o kalabalığı sevmiyor. Hiçbir şekilde hani şakalaşılmayacak. Herhangi bir yüksek ses konuşulmayacak. Köpek havlamayacak. Normalde bizim kendimizin de var. Golden bir köpeğimiz var. Buraya gelir. Normalde örnek veriyorum şuraya yatar. Direkt. Ya çığlık ya şey. Geceleri aynı şekilde. Markete geçen gün işte hani o travmayı atlatması için üstüne gitmemiz gerekiyor diye konuştuk doktorumuzla. Markete girdik biz. Küçücük şu kadar bir kedi, yavru kedi. Müşteri geldi. Aynı şekilde aynı pozisyonda kasada dikeliyoruz. Kedi giriyor dükkanın içine. Bir çığlık bastı. Neye uğradım şaşırdım. Zaten o çığırınca kedi kaçtı gitti. Yüzümüzde zaten... Şuradan şu şekilde şuraya kadar bir dikiş izleri var. Ama bir de şöyle göze doğru gidiyor. Burası daha açık. Doku takviyesi yapıldı. Aşırı şekilde iz kalacak.
Annem.